Masa Türkiye'nin masası değildir. Masayı Amerika Birleşik Devletleri kurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açık açık darbeyle olmadı, muhalefeti birleştirerek seçim yoluyla hedefimize varmamız gerekiyor diye. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı böyle bir mesajı vermesi siyaseten mümkün değil. Ancak ne kadar sıkıştılar ki bu mesajı vermek zorunda kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri gizli dünya devletinin, küreselcilerin hazırladığı vaat edilmiş topraklar projesini üretiyor burada. Amerika Birleşik Devletleri eski Bush'un danışmanı Bayan Esmer Condoleezza Rice gizli toplantıdaki konuşmaları dışarıya sızdı. Burada diyor ki Orta Doğu bölgesini 20-22 parçaya böleceğiz. Daha sonra buradan bir hafta sonra FETÖ'yü dinledim. İkisini de dinledim. O da dedi ki biz bu 20-22 parçaya bölünmeyi kabul ediyoruz dedi sonuç olarak. Gizli dünya devletinin hazırladığı bölgeyi parçalama projesi var. Bundan dolayı 15 Temmuz oldu. Darbe başarılı olsaydı Türkiye 5 parçaya, bölge 22 parçaya bölünecekti. Parça parça olacaktı. Darbenin olduğu gün biz Suriye'ye operasyon yapmamıştık o zaman. 10-15 bin terör örgütü mensubu sınırlarda duruyordu. Terör örgütü mensupları Türkiye'nin içine girecekti. FETÖ terör örgütüyle bölgedeki terör örgütü birleştirilecek. CIA, Mossad Ankara'ya oturacaktı. Listeler teker teker verilecekti. Vatanseverler infaz edilecekler. Nereden döndüğümüzü anlatıyorum millete. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uygulaması başarısız olunca Amerika Birleşik Devletleri bu sefer B ve C planlarını devreye koydu. A planı darbeydi, başarısız oldu. B planı muhalefeti örgütleyerek, muhalefet eliyle Türkiye devletinin içine girerek içeriden orduyu, istihbaratı, hazineyi, Merkez Bankası'nı, özel harbi kontrol ederek Türkiye'yi işlevsiz hale getirmek istiyor. Bak bu B planıdır Amerika Birleşik Devletleri'nin. C planı ise Dede Ağaç'ta üstlendi 40 kilometre mesafede. Larissa'da üstlendi. Girit'te üstlendi. Adalar'da üstlendi. Güney Kıbrıs'ta da çalışmalar yaptığını biliyoruz ve aynı zamanda Rakka'da, Suriye'de 70-80 bin kişiyi eğitiyor. Yani C planına göre de Türkiye'yi sarıyor. Hem güneyden hem şeyden. Bunun üzerine bağımsız Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı titretiyor. Kendi silahlarını yapmış, bağımsız olmuş bir ülkeyi batılı ülkeler istemiyor. Türkiye bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer almadı. Onun desteklediği Ermenileri mağlup etti. Akdeniz'de mavi vatan yaptı. Gitti Libya'ya oturdu. Azerbaycan'daki enerjiye elini uzattı. Hem Libya'daki enerjiye elini uzattı. Sondaj gemilerini aldı. Akdeniz'deki altyapıyı hazırlamış durumda. Batı, Avrupa ve Amerika Türkiye'nin enerjiyi ele geçirmesinden çok korkuyor. Çünkü Türkiye kendi silahlarını yaptı. Uçak gemisini denize indirmek üzereyiz ve aynı zamanda deniz kuvvetlerine 220 kilometre menzilli atmaca füzelerini takmaya başladık. Hava kuvvetlerinin kanatlarına uzun menzilli füzeleri takmaya başladık. Burada güçlü bir Türkiye asla istemediklerini hep beraber biliyoruz. Bölgemizde uyarıyorum milleti. Ciddi bir plan var. Bağımsız Türkiye'nin yanında yer almaya çağırıyorum. Aksi takdirde ülkemizi yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girer. Eski Türkiye'ye döneriz. Hazinemiz ve Merkez Bankamız kontrol edilir. Ordumuz kontrol edilir. İstihbaratımız kontrol edilir. Güvende olamayız. Beyinleri uyaralım. Milleti uyaralım. Libya'yı ne hale getirdiler? Irak'ı ne hale getirdiler? Mısır'da darbe yaptılar. Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulundular. Ve aynı zamanda Afganistan'ı ne hale getirdiler? Bölgede bir Haçlı Seferi var. Vaat edilmiş toprakları sahiplerine verme projesi var. Ciddi bir proje var. Buna karşı halkı uyanık olmaya, direnmeye, bağımsız Türkiye'nin yanında yer almaya çağırıyorum. İstikbalimiz bağımsız Türkiye'dir. Devleti biz kontrol edeceğiz. Ülkenin kontrolünü asla teslim etmeyeceğiz. Meral Akşener o altılı masanın kirişine tekmeyi vurdu. Onları enkazın altında bıraktı. Amerika'nın tasmalı köpekleri gelip onları kurtaracak. Onlar gelecek vaat etmiyorlardı. Benim ülkemde 11 şehirde deprem olmuş insanlar enkaz altındayken onlar hala koltuk savaşında. Ama benim reisim bir il içerisinde ev yapacağım diye vaatte bulunuyor. Niye hiçbiri kalkıp da diyemiyor ki yapamaz? Altılı masa ben geleceğim yıkacağım diyor. Ben geleceğim onu durduracağım diyor. Ben geleceğim bunu durduracağım diyor. Bir şey yapacağım diye bir vaatte bulunmuyor ki. Bu halk nasıl onlara güvensin? Biri bile anlaşamayanlar halkla nasıl anlaşacak? O yüzden vatandaşa saygısı olmayanın veya vatandaşa ben hizmet yapacağım demeyenin vatandaşla anlaşması mümkün değildir. Altılı masa bugüne kadar ne vaatlerde bulundu? Bana bir tane böyle anlamlı, beni etkileyecek bir şey
söylesin ya. Sadece ne yaptılar biliyor musun? Türkiye'yi yıkma planlarından başka hiçbir şey yapmadılar. Kendim Doğu kökenliyim. 1992-93'te faili meşhur cinayetlerle aydın insanlarımızı öldüren insanlar. Şu an altılı masanın destekçi olduğu kişiler ta kendisi. Tamam mı kardeşim? A parti, B parti benim için önemli değil. Önemli olan hizmet. Ya arkadaş bir görün da İstanbul'u görün ya. Seçimi kazandığı günden bu yere ne hizmetini gördünüz? Heykelden başka ne yaptılar? Altılı masanın dağılması bir oyun. Meral Akşener'i tanımak için Galip Hoca mahlasıyla piyasaya çıkıp siyaset yapan büyük bir devlet adamı, sözde büyük bir devlet adamı olan Celal Bayar'ı tanımak, Celal Bayar'ı okumak lazım. Celal Bayar da aynı Meral Akşener gibi devletin sıkıştığı noktalarda devleti iyiden iyiye bitirmek için çeşitli hamleler yapmış. Kısmi başarılı oldular. 2003'ten sonra zaten bu başarıları tamamıyla yer ile yeksan oldu. Malum masanın gerçek sahibi HDP. HDP masanın sahibi olmasına rağmen özellikle son dönemlerde HDP'li seçmenler kendilerinin tırnak içinde söylüyorum bir fahişe gibi, dost gibi görünmesine isyan ediyorlardı. Sözde ülkücüler de işlerinde kalan bir iki işte devlet kırıntısıyla beraber HDP ile aynı masaya oturamayacaklarını, oturmak istemediklerini beyan ediyorlardı. Bu da bir fırsat oldu onlar için. Şimdi Meral Akşener buradan HDP'yi masaya çekmek için kalkmış gibi göründü. Biz artık HDP'nin olduğu bir masada değiliz. Siz çok rahatlıkla beraber bizi destekleyebilirsiniz diye kendi seçmenine bir sinyal çaktı. 6 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsü üzerinde bir suikast olmuştu. Serbesti gazetesinin yazarı Hasan Fehmi Bey suikaste uğrayarak öldürülmüş. 21 gün sonra da hareket ordusu gelip Abdülhamit Han'ı indirmişti. 30 Aralık 2022 tarihinde bu oyunu Sinan Ateş'le oynadılar, muvaffak olamadılar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu aday çıkararak seçim almak için her türlü oyunu oynayacaklar. Vücudumdan kesip attığım tırnağım kadar sevmem Kılıçdaroğlu'nu ama bu süreçte kanaatimce Kılıçdaroğlu'nun iyice kullanması gerektiğini düşünüyorum. Kumarı oynayan adam yemin ediyor. Ben oynamam diyor. 2 gün sonra yine kumar oynuyor. Bu noter masası mı, kumar masası mı? Bunlar hükümet olsa ne olurdu? 6 kişi, 7 kişi ülkeyi yönetecek kardeşim. Kimin eli, kimi cebinde? Altılı masa, siz kimi kandırıyorsunuz? Sizin anlaşamadığınızı biz bilmiyor muyuz? Birbirinizi tanımıyorsunuz. Barış Manço'nun şarkısı gibi Ali yazar, Veli bozar, küp suyunu çeker. Muhtemelen rahmetli Barış Manço bu şarkıyı koalisyon yılları için yazmıştı. Koalisyon hükümetlerinin muhalefete ihtiyacı yoktu ki, birbirinin muhalefetiydi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki partiler kendileri barajı geçemeyeceklerini bildiği için oradalar. Biz oy vereceksek Cumhurbaşkanı'na vereceğiz. Oyumuzu Cumhurbaşkanı yardımcılarına vermeyeceğiz. Meral Akşener ben noter değilim diye her seferinde ayağa kalkıp gidecek. Bunların fikir birlikleri sadece Erdoğan'ı indirmek. Hükümet çalışmadığı dönemde kaos olur. Kaos beraber darbeyi getirir. Ve bugüne kadar darbeler hep kaos sonucunda gelmiştir. Tayyip Erdoğan ben kefenimle bu yola çıktım diyorsa o onun erdemidir. Yarın bir darbe olsa, bir mıhtıra olsa ki darbe olabilir. Bu adam gene sıvışacak ama Tayyip Erdoğan dimdik duracak ve biz arkasında duracağız. Meral Akşener olaydı Cumhurbaşkanı adayı o masadan işte dağılmayacaktı. Baktı gördük oy kaybediyor tekrar gene geldi. Hiçbir ilerleme kaydedemeyecekler. Sonuçta biz alacağız tekrar. Hiçbir şekilde eski günlerimize dönmek istemiyoruz. Eski günleri yaşadığımız için. Şimdiki gençler hiçbir şeyi bilmiyor yaşamadıkları için. AK Parti tek parti. Allah Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin. Sonuna kadar da Tayyip Erdoğan'cıyım. 6 kişi bir kişi olamadı. Gene Erdoğan gene Erdoğan. Bunlar Erdoğan'ı her zaman ekmeğine tereyağı sürmekte hükümlü. Başka bir şey yapamazlar. Gene tek başına Erdoğan gelecek yani. Başka alternatif yok. Meral Akşener'in açgözlüğünden. Doyumsuz bir insan gibi. Onu isterim, bunu isterim, bunu isterim. Ama bir amacın varsa eğer o amacına ulaşmak istiyorsan önce o amacını yerine getir ondan sonra iste. Madem ki toplandınız partilerinden biri oldun iktidara gelmek istiyorsanız aranızda anlaşmanız lazımdı. Kurulan çıkar ilişkisi mutlaka bir çıkar ilişkisi de dağılır. Altılı masadan hiçbir şey çıkmaz. Yalan dolan bakça bir şey yok. Dağılmadı. Altılı masa dimdik ayakta. Altılı masa daha da büyüyecek. Daha da genişleyecek. Siz daha 20 sene daha beklersiniz herhalde. Biz mi? 20 sene daha beklersiniz. Niye bekleyelim? Niye bekleyelim? Niye bekleyelim? Abi sen yaşını görmüş adamsın. Niye bekleyelim sol, abi? Sol ne zaman geldi abi? Ne solu? Sol ne zaman başa geldi abi? Ya gelmez diye bir şey mi var? Biz, bak bak. Gelmez diye bir şey mi var? Hayat devam ediyor. Konuşmadan cevap vereceğim. Dondi dondi dondi. Bir daha donsun bakayım. Dondi 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 dondi. Don 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 aferin. Bir daha don. Bu son donuştur bu.
Daha dönmeye devam edecek de ileriki tarihlerde bu dönüşler böyle devam edecek. Evet.